Toyir'in topraklarından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Toyir. Bugün Don't Starve Challenge'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere kışın başlamıştık oyuna. Devam edelim o oyuna. Neler bulabilecek miyiz? Don't Starve açılabilirse diyecektim. Açıldı, evet. Hemen bir haritaya bakalım. Tabii niye bakacaksak? Sadece bir şey toplamaya oynuyorduk. Yani bir yere gittiğimiz yoktu. Evet, donduk yine. Abi, yak. Yak. Çatlaklar yine peşimizi bırakmıyor. Dua edelim de ağaç Ant-Man çıkmasın. Kardeşim daha yeni... Of. Beder bu bölüm öleceğiz gibi geliyor artık bana. Canımız 51'e kadar düştü. Adım atınca donuyoruz zaten. Şurada biraz ısınalım da bari çatlaklar gitsin. Abi, Allah'ım, donmadığımız 2 dakika yok. Evet, çok güzel, anasını satayım ya. Yakalım etrafı, yakacak, yakmaktan başka yapacağımız bir şey yok. Hiçbir şeyimiz, değerimiz artmıyor, hep azalıyor hani. Evet beyler, size tavşan yakalama taktiğimi gösterecek. Videosu da var gerçi de. Kaçta tavşan? Toplayalım ve donalım. Tabii yapacak başka bir şey yok. Bir de bakalım bundan sonra yazın başlayalım. Yazın başlasak, yaza hiç çıkamadım şu ana kadar. Yani hiç yazı görmedim nasıl bir şey olduğunu. Sizinle beraber görmüş olurum artık. Karda çok hoş yazıyor. Keşke buralarda yağsa. Yani İstanbul'da yağmadı, her yerde yağdı herhalde. Kar tatili var her yerde. Gerçi yağması da ne kadar iyi olur, o da ayrı konu. Of, yakacak bir şey yok. Canımız 37, çok güzel. Peşimizde yaratıklar. Ya şunu yakalım artık. Yapacak bir şey yok. Allah. Hadi şuna dalalım. Allah. Allah. Aa, buradaymış direkt. Ben de diyorum nasıl geldi bu kadar çok. Hayır. Ya elime taba çarpıyor, tapta da öyle şeyler oluyor. Don't Starve dayıyor arkadan müziği arkadaş. 16. Sabaha görürüz, diğer akşamı göremeyebiliriz. Kısa bir video olabilir. Gerçi benim de işime gelebilir. Neyse, devam edelim. Yemişlerimizi yiyelim. Birazcık da olsa birer birer sağlık veriyor. Bu birazcık yükseltti. Hem doyduk, hem canımız iyi. Ama yakında yaratıklar saldırmaya başlayacak. Sıkıntı o işte. Evet, bakalım.
koşa koşa nereleri açmışız. Hani normalde bunu yarım günde açmamız lazım. Ama biz 3 günde buraya kadar gelebildik. Büyük ihtimal hani şuralarda falan da sağlam miktarda ağaç yakmışızdır. Akıl sağlığımız çok sıkıntı oldu. Çiçek falan toplayamıyoruz ki. Direkt müziği dayıyor. Hani direkt. Yesek canımız azalır gerçi değil mi? Yemeyelim. Of. Saldırmayı bekliyor resmen şerefsiz ya. Ne sıkıntılı şey arkadaş. Parlayalım iyice. Git buradan. Git buradan. Şeyleri keselim. Hani boş olsa bile bir tane örümcek çıkacak diye insanı heyecanlandırıyor. Bu Clay'i şey yapsa, korku filmi yapsa, ay korku oyunu yapsa müzik işinde iyi başarır bence. Hatta tatlı da, tatlı da bir korku filmi çıkartabilir. Orta Asya'daki Nevruz kutlamaları. Gerçi Nevruz baharın gelişi ama olsun, biz kışın gelişini kutlayalım. Hey. Neyse. Öyle. Abi gerçi buraya doğru gitmeyelim. Buraya doğru gitsek hiçbir işimize yaramayacak. Tamamen unuttuk. Şu yola çıkalım. Buralarda biraz takılalım olmazsa. Ben niye böyle bir inşaat takip ettim onu da bilmiyorum. Böyle tuhaf sesler de duymaya başladık. Buradan sen de ya, ne sıkıntılı yaratık çıktı. Al işte yankı yankı sesler geliyor. Dinleyin. Aa, köpek sesleri de olabilir bunlar. O da sıkıntı. Bu ne ya? İnsan hakikaten psikolojikman sıkıntıya sokuyor. Daha da belirginleşti. İçime bir ürperti girdi, bir an arkamdan bunlara benzer yaratık çıkacak diye. Hemen defolup gidelim biz buradan. Nereye doğru gidiyoruz? Biraz altımıza gidip yolu takip ediyoruz. Dönemeyecek kadar. Hadi. Allah. Gerçi yolu nereden alacağız? Hop. Aa. Kafa atalım mı bunu? Koşalım. Oyuz. Yak şuna. Of, canımız gidiyordu az kalsın. Dediğim an canımız gitti. Ay. Daha 2 dakika kafamızı kaşıyamayız arkadaş. Boş. 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 Evet, bizim izlerimiz burada. Arıcık.
şimdi bizim teknik olarak pek de bir şeyimiz kalmadı mı ya amacımız? Şey gibi. Ne denir ona? Umutsuzca ölmeyi bekliyoruz. Oralarda ne gürültüymüş. Birazcık psikolojimizi düzeltelim. Size de bilgi olur artık, bilmeyen varsa. Çiçekler topladıkça 5 tane akıl, 5 akıl sağlığı arttırıyor. Ya da ya zaten 12 tane de toplayınca gündüzlere akıl sağlığınızı arttıran bir şey yapabiliyorsun, şart var. Yani. Bismillah. Daha yeni ateşin yanından geldik. Hayır, sakalı da çıkmadı ki birader. Herifi. Sakalı çıksa. Aa, bugün de yaşayarak atlattık mı? Galiba atlattık. İyi şeyler de atlattık. Evet beyler, 5. güne çıktık. Büyük bir başarı. Aa, bence siz de deneyin ne kadar yapabiliyorsunuz. Bu videonun altına yazarsınız yorumlara. Denedim şu kadar kaldım. Denedim şu kadar hayatta kaldım. Bekliyorum sizin de tecrübelerinizi belirtmenizi. Güzel olur. Yarışırsınız birbirinize bari. Şuraya... Hadi bunların... Aa, yanlarına kuralım. Bari öleceksek de tok ölelim, değil mi? Fena değil ya, kurtardık durumu biraz. Orada bir şeyler oldu, sağlam can kaybettik. Bari birazcık şey keselim, ağaç keselim de. İhtiyacımız olur. Belki bunların uyurken yumurtalarını da alabiliriz. Güzel olur o zaman. Şey mi yapsam ya? Buz mu toplasam? Hani demiştim ya, buz toplayacak vaktimiz olunca. Kendimi yalancı çıkartayım. Oh. Ne çok geldi ya. Hadi buz toplayalım. Güzel. Biraz da burada toplayalım. Öyle. Yesek canımız gider mi? Yo, canımız geldi 33. Yo, gelmiyor. Niye yeşil geliyor? 34. Ha, iki tane yiyince bir tane can geliyor galiba. Akıl sağlığımız da iyice düşüyor. Bunlar da baş ağrıtacağı benziyor ya. Gidin buradan. Gidin. Bunları böyle kovalamışken aklıma şey geldi ya. Bugün bir Together'a gireyim dedim. Monster. Halloween şey update'iyle herhalde gelmiş. Kertenkele gibi yaratıklar uyuyorlar, korkutunca saman şey yapıyorlar. Bırakıyorlar arkalarında. Mantıklı, değişik bir fikir olmuş. Oynayanınız biliyorsunuz, biliyorsun. Bunu söyleyemedim. Biliyordur zaten. Bu geceyi de bitirelim. Size iyice heyecan olsun. Bakalım hayatta kalabilecek miyiz, kalamayacak mıyız? Neyse, Rafi'ye kayaka. Oh be, sustular. Uyurken bile herhalde horluyorlar. Saldırsam hepsi bana çullanır. Hiç gerek yok öyle bir şey. Canıma susamadım. En azından penguen saldırısında ölecek kadar. Evet. Science Mission. İlk oynadığımda şey zannetmiştim bunu. Yağmurdan da korur diye zannetmiştim. Ağlamıştım, hiçbir işe yaramamıştım.
Öyle ya. Başka yapacağımız bir şey var mı şu an için? Git buradan. Kovalayalım biraz. Oha, bayağı uzun çıktı bu. Neyse biz de deniz kenarında böyle duralım. Birazcık uzaklaştık, hemen yanalım zaten. Parlayalım iyice hadi. Gidelim şuraya. Oh, deniz de aydınlandı. Oha. Ha, deniz şey mi? Esintili olduğu için mi? Sıkıntı çıkartıyor. Üşüyoruz hemen. Bakalım ya, merak ettim. Bu yoruma bir de hani siz denemenizin yanında şey de yazabilirsiniz. Ne denir ona? Kaç gün hayatta kalabileceğimizi. Bahis gibi. Yani sizce kaç gün hayatta kalabilirim? Böyle. Evet, günde bitime iyice yakış. Al işte. En nefret ettim. Şeyi aklıma getiriyor. İzleyeniniz vardır. Caroline diye bir çizgi film vardı. Hatta Ölü Gelin de bu tip. Onlarda da böyle bir çizim var. Böyle arkada böyle müzikler var derken, aha, sakalımız da çıktı. Sakalımızın çıktığı bir günde tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla.